Arkadaşlar merhaba. Bugün sosyoloji dersimizin toplumsal değişme ve gelişme ünitesinin ikinci kısmını işleyeceğiz ve bu dersimizde 31. ders anlatım föyü oluyor. Toplumsal değişmenin genel olarak özelliklerini ileriye ya da geriye şekilde olabileceğini bir önceki dersimizde işlemiştik ve toplumsal değişmeye etki eden faktörlerin nüfus, fizik çevre, küreselleşme, bilim ve teknoloji, modernleşme gibi etkenlerinin olduğunu anlatmıştık. Bu dersimizde de küreselleşmeye, bilim ve teknolojiye, modernleşmeye biraz daha detaylı bakacağız ve toplumsal değişmenin türleri olan toplumsal gelişme, toplumsal bütünleşme ve çözülme kavramlarına da yer vereceğiz. Şimdi modernleşme ve küreselleşme kavramlarına bakmak gerekirse, Modernleşme için arkadaşlar çağın koşullarını yakalamak, bilim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanmak gibi özellikler akla gelir. Yani çağdaşlaşmadı diyebiliriz buna. E, dünyada insanların genel olarak yaşadığı ortak gelişmişlik düzeyi ne ise? E, işte hukuk anlayışı olsun, demokratik toplum olsun, e, bilimden faydalanmak olsun... Çağın koşullarını yakalamış toplumlara modern toplumlar diyoruz. Çağın gerisinde kalmış toplumlarda ilkel toplum ya da geri kalmış toplum diye adlandırılır sosyolojide. Küreselleşme ise dünyanın tek bir çatı altında toplanması, dünya ülkelerinin üretilen manevi ve maddi değerlerin, bilim, teknoloji Felsefe, sanat, siyaset gibi ürünlerin tüm insanlığın ortak malı olması, ortak bir ekonomik e, zincirin parçası olması bütün ülkelerin gibi bir süreci kapsayan bir şeydir küreselleşme. Diğer adına ne demiştik bir önceki derste? Globalleşme adını vermiştik. E, modernleşme ile küreselleşme birbiriyle ilişkili kavramlar arkadaşlar. Yani modernleşme olmadan küreselleşme olmuyor. Yani önce çağın koşullarını yakalamak gerekiyor ki sonra o dünyanın ortak kültürünün bir parçası olunabilsin. Haliyle bilim ve teknoloji de tabii ki modernleşme için önemli adımlar. Şimdi bu iki tane görselde hangisinin modern olduğu söyleniyor? Birisi kent toplumunu yansıtan, kentleşmeyi gösteren, hatta bir metropolü anlatan bir görsel, diğeri ise daha kırsal kesimden belki de daha eski çağlardan kalma bir fotoğrafı yansıtıyor. Burada hangisi modern olduğunu düşünürsek elbette birinci görselin çağın koşullarını yakalamış olduğunu söyleyebiliriz ama ikinci görsel kerpiç bir ev, e, tuğlalardan, e, kiremitlerden yapılmış bir çatı, yani daha geride kalmış bir toplumu anlatıyor Dolayısıyla modernliğin göstergesi Elbette insanların yaşam koşullarıyla da kendini gösteriyor modernleşmeyi sağlayan arkadaşlar üç tane kavram var bilim teknoloji ve sanayileşme Şimdi bunlar insanlığı daha ileriye taşıyan şeyler genellikle batılılaşma diye adlandırılsa da Aslında çağın koşullarından, çağın nimetlerinden faydalanmaktır. Tabii bir anlamda modernleşme karşıtları da var. Bunlar gelenekselliği savunanlar. E, sanki hani insanların manevi değerlerini yitireceği yönünde de e, bir e, yaklaşım da vardır. Modernleşmenin başladığı dönem e, yaklaşık olarak 15. yüzyıl, 17. yüzyıl diyebiliriz. Yani neler olmuş modernleşmeyi başlat, başlatan çağlarda. Rönesans e, yeniden doğuş olarak adlandırılıyordu değil mi? Bilimde, sanatta, felsefede e, ilerleme anlamına geliyordu. Reform hareketleri, matbaanın bulunmasıyla yazılı metinlerin çoğaltılması, dünyaya yayılması, makineleşmenin geliştiği ve e, her alanda kullanıldığı sanayileşme. E, burada bilim ve teknolojinin gelişmesine özel olarak değineceksek arkadaşlar, e, sanayileşme bilim ve teknolojinin bir sonucudur tabii ki. Bunlar gelişince ne olmuştur? Şehirler meydana gelmiştir, köyden kente göç artmıştır, şehirde sınıflar çoğalmıştır. Sınıflar olunca bunların taleplerini dile getirecek sivil toplum örgütlerine gerek kalmıştır, gerek olmuştur. Dolayısıyla toplumsal değişme daha da hızlanmıştır. Aslında bunların hepsi sanayileşmenin yani bilim ve teknolojinin bir anlamda sonuçlarıdır diyebiliriz. Şimdi etkinliğimizde şöyle bir sorular verilmiş dört tane. Modernleşmenin olumlu ve olumsuz sonuçları neler? Şimdi bunu kendi düşüncenize göre yorumlayabilirsiniz. Mesela örnek verirsek modernleşme çağı yakalarken bilimden teknolojiden sınırsızca yararlanmayı sağlarken bir yandan da manevi değerlerde ya da milli kültürde bir takım erozyonlara da yol açabilir kültürün yavaş yavaş etkisini kaybetmesini değer görmesini kaybetmesine de getirebilir peki modernliğin ölçütü nedir sizce yani kaliteli bir yaşam mıdır İstediğimiz yere hızlıca ulaşmak mıdır? Ee, i̇nternetle dünyanın her yerinden haberdar olmak mıdır? Sağlık koşullarının iyileştirilmesi midir? Bunu da yine düşünebilirsiniz. Modern toplumlarla geleneksel toplumların olumlu ve olumsuz yönleri ne olabilir? Mesela modern toplumlarda daha ilerici, daha gelişmiş, <laughs> daha e, demokratik bir yapı vardır. Geleneksel toplumlar daha kapalıdır. Ama mesela Olumsuz bir özellik düşünecek olursak modern toplumlarda biraz daha bireyci bir yapı varken geleneksel toplumlarda biraz daha biz bilinci vardır diyebiliriz. Modern toplumda yaşayan bireyler modernliğin bedelini nasıl ödüyorlar? Bunu da yine kendi yorumunuzla yanıtlayabilirsiniz. Şimdi küreselleşmeye bakacak olursak dedik ki küreselleşme, globalleşme adı verilen birçok alanda ortak bir kültürün yaratılmasını sağlayan bir süreçtir. Dünyanın her yerinin her yeriyle ilişkilenmesi için iletişim teknolojilerinde gelişmiş olması gerekiyor. Bu yüzden önce bilim ve teknoloji ile birlikte modernleşme sağlanacak. Ardından da bütün kültürler, ülkeler birbiriyle etkileşime geçip küreselleşme sürecini başlatacaklar. Ee, Tabii dünya üzerindeki bütün ülkeler küreselleşme sürecini yaşamıyor. Mesela az gelişmiş toplumlar, gelişmemiş toplumlar bunları e, henüz interneti çok fazla kullanan ülkelerin de olmadığını düşünürsek, e, bütün dünya bir küresel e, iletişimin ağındadır diyemiyoruz. İkinci etkinliğimize bakarsak aşağıdaki olayları küreselleşmenin nedeni ve sonucu olacak şekilde tablodaki yerine yazınız diyor. Şimdi sanayileşme, bilim ve teknolojinin gelişmesi, uluslararası örgütlerin kurulması, geleneksel değerlerin zayıflaması bunları aralarından tek tek seçelim nedenlerini. Bir kere öncelikle sanayileşme dedik, değil mi? Sanayileşme, makineleşme, bilim ve teknoloji olduğu için ne olmuştur? Ee, bu küreselleşme süreci başlamıştır. Tabii bilim ve teknolojinin gelişmesi de e, demeliyiz peşi sıra mutlaka. Bunun ardından e, ülkeler birbiriyle iletişim haline geçtiğinden uluslararası örgütlenme başlamıştır. Uluslararası örgütlenme başlamıştır. Bir başka sebep ise biraz daha tarihsel bir veri Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıdır arkadaşlar. Bu tabii ki bir bloğun dağılması anlamına geldiği için biraz daha farklılaşmış, biraz daha liberal bir politikaya geçilmiş, kapitalist bir dünyaya da geçilmiş diyebiliriz. Bunun da bir neden olduğunu söylemeliyiz. Peki sonuçlara da bakalım biraz. Küreselleşme artınca milli kültürler yerine ortak bir kültür olunca geleneksel değerlerde zayıflama meydana gelmiştir. Sonuç bir başka sonuç iletişimin yaygınlaşması ve hızlı olması diyebiliriz çünkü teknoloji ne oldu gelişti, iletişim hızlandı. Bir başka sebep arkadaşlar mesela Berlin duvarı yıkıldı. Bu da yine tarihsel bir sonuç. Berlin Duvarı'nın yıkılması çünkü bloklar dağılıyor artık sonucunda da başka etkiler yaşanıyor. Avrupa Birliği'nin kurulması Avrupa İnsan Hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sonuçtur. Neden? Artık tüm dünya insanların işte bu Avrupa özelinde haklarını savunacak ortak bir mahkeme var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa Birliği'nin kurulması ise nedendir? Küreselleşmenin nedenleridir AB'nin kurulması. Bir başka sonuç Dünya Gıda Örgütü'nün kurulmasıdır. Dünya Gıda Örgütü. Bakın bunlar hepsi tarihsel birer veri aslında. Neden ve sonuç ilişkisini burada kurmamız çok önemli. Şimdi 2020'de çıkmış bir soruya bakalım. Toplumsal değişmeyi anlamlı bir biçimde yorumlayabilmek için değişmenin gözlenebileceği çeşitli görünümleri anlamamız gerekir. Tüm değişmeler geçicidir. Toplumsal değişme insanların biyolojik yaşlanma sürecine benzemez. Toplum veya kültür ne yorulur ne de güçten düşer. Davranış örüntülerinin yenilenmesi veya terk edilmesi belirli bir sürece bağlıdır. Bu parçada toplumsal değişmenin hangi unsurla olan ilişkisi vurgulanmaktadır. Ee, toplumsal değişmenin belirli bir sürece bağlı olması demek arkadaşlar zamanla ilişkili olduğunu gösterir. Yani e, insandaki gibi e, hemen doğar büyür gelişir ve yaşlanır değildir. Yani toplum daha farklı bir zamansal değişim yaşar. Bu yüzden de bizden istenen zaman cevabıdır. Küreselleşme bir yandan bilgi, para, iş gücü, ürün ve hizmetlerin dünya ölçeğinde dolaşımına imkan sağlamakta ve dünyayı küresel bir köy haline getirmekteyken diğer yandan da yerel ve ulusal bazı unsurları canlandırmaktadır. Örneğin Kars'ın bir köyünde yapılan bez bebekler internet aracılığıyla Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından bile talep görmekte ve satılabilmektedir. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır diyor. Şimdi bir Türkiye'nin doğu illerinden birinde yapılan yerel bir el işçiliği ürün dünyanın başka bir köşesinde alıcı buluyor yani beğeniliyor. Demek ki dünyanın bir parçası oluyorsunuz artık geniş bir boyuta açılıyorsunuz küreselleşme sürecinde. Seçeneklere baktığımızda da C'de bunun karşılığını görebiliriz. Küreselleşme bütün kültürlere kendini tanıma, tanıtma olanı verir. Çünkü Kars'ın bir köyünde yapılan ürünler dünyanın başka bir köşesinden de talep görmektedir. Dünya ölçeğindeki tüketim alışkanlıklarına bakıldığında insanların birbirlerinden kilometrelerce uzak kültürlerde olmalarına rağmen Benzer yiyecekleri tükettikleri, aynı müzik grubunun hayranı ol, e, olabildikleri, kahve tüketmeyi sevdikleri ya da dijital bir platformdan aynı diziyi izledikleri söylenebilir. Bu örnekler de göstermektedir ki artık sınırları çizili ayrı ülkelerin vatandaşı olma durumu gitgide bir dünya vatandaşı olma haline dönüşmektedir birbirine benzer kültürler insanları da tek bir kültür şemsiyesi altına toplamaktadır. Bu parçada anlatılan süreç aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır? Ne demiştik arkadaşlar? Bir dünya vatandaşı olma, globalleşme sürecini aslında en küçük ipucudur. Burada da anlatılan şey küreselleşme kavramıdır. Küreselleşme coğrafyanın toplumsal ve kültürel düzenlemelere dayattığı kısıtlamaların azaldığı, insanların bu azalmayı giderek daha fazla fark etmeye başladıkları bir süreçken, yerelleşme kavramı kültürel olarak tanımlanmış kimliklerin ortaya çıkışını ve yayılmasını açıklamak için kullanılmaktadır. Küyerelleşme kavramı ise küreselleşme ve yerelleşme kavramlarının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur ve dünyanın hem küreselleştiğini hem de eş zamanlı biçimde yerelleştiğini anlatmaktadır. Küreselleşme dünya ölçeğindeki benzeşmeyi, yerelleşme ise aksine farklılaşmayı getirmektedir. Karşıt gibi görünen bu iki süreç aslında birbirini tamamlamaktadır. Bu parça buna göre aşağıdakilerden hangisi küyerelleşme olgusuna örnek teşkil eder diyor. Yani hem dünyevi olacak hem dünyaya açık olacak herkesin tanıdığı bildiği bir şey olacak hem de milli bir özellik ya da yerel bir özellik taşıyacak. Öyle bir örnek bulmamız lazım. Uluslararası markaların yaygınlaşması bu sadece küreselleşme değil mi? Dünya insanlarına hitap ediyor, hiçbir yerel boyutu yok. Halkın yerel yönetimlerde söz sahibi olması, bu da sadece yerelleşme. Üretim ve tüketimin standartlaşması, bu da küreselleşme. Köy ve kasabaların internet sitesi kurması, bakın köy ve kasaba yerel, internet sitesi e, küresel, yani küyerel bir şey olmuş burada. O yüzden cevabımız D'dir. Modernlik durağan bir geçmişe ve geleneğe karşı çıkan, yenileşmenin ve çağdaşlaşmanın yükselişine vurgu yapan yeni bir çağ, yeni bir süreç olarak adlandırılabilir. Bu süreçte geleneksel yaşam biçimleri terk edilmiş, aydınlanma, sanayileşme, kapitalizm, kentleşme, laiklik, bilimsellik ve demokrasi gibi unsurlar çerçevesinde şekillenen yeni bir toplum tasarımı oluşmuştur. Modernlik bu şekliyle yeni bir çağın doğuşu olarak ele alınabilir modernlik sosyal yaşamın çeşitli bölümlerinin giderek artan farklılaşmasını içermektedir. Sosyal yaşamın bu bölümleri siyaset, ekonomi, aile yaşamı, din ve özellikle sanattır. Bu parçadan modernlikle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Şimdi A'da diyor ki geleneksel yaşam formları karşısında yeni yaşam biçimleri inşa etmektir. Evet. Geçmişe ve geleneğe karşı çıktığına göre yeni yaşam biçimi inşa edilmiş. Temel hak ve özgürlüklerin gelişimine yol açmış mı? Evet, demokratikleşme olduğuna göre doğrudur. Bilimsel gelişmelere ve yenileşme hareketlerine dayandığını da söyleyebiliriz. Yeni bir çağın doğuşu denmiş toplumsal kurumlarda önemli değişimlere neden olduğu da yine son cümlede söylenmiş. Sınıfsal ayrımların azaldığı yeni bir toplum tasarımı olduğu, yani sınıfsal ayrımların azaldığına dair bir vurgu olmadığından buna ulaşamayız. Dünyada ve Türkiye'de televizyonun, internetin ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasına paralel olarak Sinema ve tiyatronun zamanla seyircisiz kalacağı öngörülmüştür. Ancak günümüzde insanların evleri evlerinde istedikleri filmi ve gösteriyi izleme imkanı olmasına karşın hem tiyatro hem de sinemaya giden izleyici sayısı belirgin bir biçimde artmıştır. Aynı zamanda Türkiye'de son 10 yılda sinema salonu sayısı 532'den 1917'ye ...ve tiyatro salonu sayısı da 102'den 511'e yükselmiştir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Şimdi e, sanatın alanlarının tiyatro ve sinema gibi alanların aslında artık e, izleyicisiz kalacağı düşünülürken... ...televizyon e, ortaya çıktıktan sonra e, bunun aksine artmış olması izleyicilerinin neyle açıklanabilir... Aslında bir sosyal ilişki imkanı sunduğu için insanlar oraya gitmektedir çıkarımını yapabiliriz. Bu nedenle de insanlar sanat ürünlerini sosyalleşmek amacıyla da kullanırlar çıkarımı doğru bir yanıt olmaktadır. Şimdi gelelim toplumsal değişmenin türlerinden biri olan toplumsal gelişme, bütünleşme ve çözülme kavramlarına. Öncelikle gelişme kavramına bakalım. Gelişme toplumsal değişmenin pozitif tarafıdır, yani iyiye olan yönüdür. Çünkü değişme ileri, ileri de olur, geri de olur demiştik. Ee, gelişme arkadaşlar toplumun olumlu yönde ilerlemesi demektir. Yani ekonomik anlamda, haklar anlamında, demokrasi anlamında bir durumdan daha il, iyi bir duruma geçmek demektir. Peki hangi koşullar sağlanırsa? gelişme olur ona bakalım. Şimdi burada toplumsal değişmeye örnek olacak iki tane görsel var. Bir tanesi teknolojik anlamda bir değişimi yansıtıyor. Ulaşım imkanları hava yoluyla sağlanabiliyor artık. Bir tanesi de siyaset anlamında yani bir meclisin parlamentonun olabilmesi anlamında bir değişmeyi yaratıyor. Yani siyasette artık ne hakimdir? demokrasi hakimdir Bu da toplumsal değişmenin nedenlerinden bir tanesidir dördüncü etkinliğimizde verilen parçadan iki tane birkaç tane soruyu yanıtlayacağız son zamanların moda kavram küreselleşmede ifade bulan şey şeylerin kontrolden çıkması ile ilgili İşte bu yeni ve rahatsız edici bir histir küreselleşme fikrinin taşıdığı en derin anlam dünya meselelerinin belirsiz, ele avuca sığmaz ve kendi başına buyruk doğasıdır. Bir merkezin, bir kontrol masasının, bir yönetim kurulunun, bir idari büronun yokluğudur. Ee, yeni dünya düzensizliğinin başka bir adıdır demiş Zygmunt Bauman. Şimdi burada küreselleşmenin aslında tek bir merkezin olmadığı, yani bir devletin nasıl bir iktidarı yöneticisi varsa küreselleşmenin böyle bir başının olmadığı anlatılıyor. E, bu parçada küreselleşme ilişkin yapılan yeni dünya düzensizliği ile ne ifade edilmiştir? Burada e, ekonomik sebepler olabilir arkadaşlar. Yani belli bir merkezin olmadığı, belli bir e, iktidarının, yöneticisinin olmadığı anlatılmış olabilir. Küreselleşme sürecinde bir merkezin olmamasının Ulusal sınırların ortadan kalkması ile ilgisi var mıdır? Elbette vardır. Yani burada e, ulusal sınırlar tabii ki ortadan kalktığı için tek bir merkezi olmayacaktır. E, bir başka parçada da diyor ki küreselleşme dünya ekonomisinin bütünleşmesiyle de yönlendirilmektedir. Anthony Giddens'ın sosyoloji kitabından alıntılanmış bir e, parçada. Küresel ekonominin giderek daha somut olmayan etkinliklerin egemenliğin arttığı, mesela sanal paralar, bilgisayar yazılımı, medya, eğlence ürünleri gibi daha soyut ürünlerinin olduğu bir ekonomidir diyor. İşte sanal alışveriş değil mi? Bundan bahsediyor. Dolayısıyla kitle iletişim araçları ve teknolojinin küreselleşmedeki yerini sorduğumuzda elbette e, kitle iletişim araçları, sosyal medya, sanal ağlar ne kadar gelişirse küreselleşme de o kadar yaygınlaşacaktır aslında. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin kurulmasının ardından Türk toplumunun gelişmesi için aşağıdaki devrimleri yapmıştır. Mesela toplumsal gelişmeye örnekler: Halifeliğin kaldırılması, medeni kanunun kabul edilmesi, kadınlara haklar verilmesi. Kılık kıyafet devrimi yapılması, soyadı kanununun çıkartılması, Latince harflere geçilmesi ve devletçilik ilkesinin ekonomide benimsenmesi toplumsal gelişme için atılmış adımlardır. Gelişme tabii ki beraberinde bütünleşmeyi de getiriyor. Toplumsal bütünleşme toplumdaki bireyleri bir arada tutan, bireylere ait olma duygusunu veren bir durumdur. E, bu maddi ve manevi sebeplerle sağlanır. Yani mesela toplumsal değerlerle, e, dini ve milli bayramlarla, ortak bir tarihten gelmeyle sağlanan bu duruma toplumdaki ögelerin aslında birbirini tamamlamasıyla ne oluşur? Toplumsal bütünleşme oluşur. Toplumsal bütünleşme arkadaşlar iki biçimde sağlanır. Biri fonksiyonel bütünleşmedir. E, fonksiyonel bütünleşme toplumun e, unsurları arasındaki her birinin işlevini yerine getirmesiyle meydana gelir. E, mesela bir tanesi nedir? Mekanik dayanışmadır. Birincisi. Mesela iş bölümü, mesleki iş bölümü dediğimizde her mesleğin belli bir işi. Yapması, herkesin kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi mekanik dayanışma. Organik dayanışma ise teknik iş bölümü, yani sanayileşmede görülen dayanışma türü. Daha uzmanlaşma, daha e, mesela büyük plazalar şirketlerin olduğu bir dayanışmayı gösteriyor. İşte bunların uyumlu çalışması e, fonksiyonel bütünleşmeyi sağlıyor. Mana etrafında bütünleşme ya da anlam etrafında bütünleşme ise daha soyut değerler vatan, din, dil, bayrak, milli değerler, kültür, bu gibi ortak tarihten gelme gibi insanları bütünleştiren özelliklerden bahseder. Mana etrafında bütünleşme. Şimdi gelelim toplumsal değişmenin bir de negatif tarafına. Çözülme. Toplumsal yapıyı oluşturan unsurlar artık eskisi gibi çalışmazsa, işlevini yitirmezse toplumu bir arada tutan o unsurlar dağılır yavaş yavaş. Buna biz toplumsal çözülme diyoruz. Mesela değer verdiğimiz kurallar, örf, adet, değerler eskisi gibi dikkate alınmazsa toplumda daha çok suç oranı artar, sapmalar meydana gelir, insanların birbirine güveni ve geleceğe olan inancı yitirilir. Yani bu toplum artık dağılma noktasına doğru yol almaya başlar. Peki neden bir toplum çözülür? Buna bakalım. Tabakalar arasında şimdi bir toplumda ne vardı? Tabakalaşma piramidinde alt, orta, üst gibi tabakalar vardı. Bu tabakalar arası fark çok uçuruma giderse, çok açılırsa toplumda birbirinden aykırı koşullarda yaşayan insan sayısı artacak demektir. Bu olumsuz bir şeydir. Temel hak ve özgürlükler kısıtlandığı zaman antidemokratik bir yapıya dönüşür. Bu çözülme nedenidir. Toplumun çeşitli kurumlarında bir örgütlenme yetersizliği varsa, kurumlar işini yapmıyorsa, insanlar eğitim alamıyorsa, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorsa, adalete güvenleri kalmadıysa, adalet yoluyla sorunlarını çözemiyorsa bu örgütlenme yetersizliği çözülmeye yol açar. Demokratik kurumlar artık işte parti gibi, sendikalar gibi, dernekler gibi bunlar işlevini yerine getirmiyorsa, bunlara izin verilmiyorsa bu da çözülme nedenidir. İnsanlardaki milli birlik duygusu zayıflarsa bu da toplumsal çözülmeye bir nedendir. Toplumun devamı ve istikrarı onu oluşturan birey ve grupların bir arada yaşamasına ve ortak hedeflere yönelmesine bağlıdır. Örneğin bir ülkeden başka bir ülkeye göç eden halkların burada karşılıklı evlilik, komşuluk ve ticaret yapmaları ile hızlı bir şekilde göç ettikleri ülkenin dilini öğrenmeleri o ülkenin milli kimliğini benimsemelerine etki etmiştir. Bu parçada vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada toplumsal bir değişmeden bahsediyor aslında değil mi? İnsanlar bir topluma göç etmişler. Orada evlilikler yapmışlar, o ülkenin dilini öğrenmişler, milli kimliğini benimsemişler. Yani burada bir var olan durumdan başka bir duruma geçiş var. İşte biz buna ne diyorduk sosyolojide? E, toplumsal değişme adını veriyorduk. Ekonomik açıdan dengeli ve yüksek bir refah düzeyine sahip bir ülkede yıllar içerisinde gelir dağılımında adaletsizlik, işsizlik oranında yükselme, suç ve şiddet olaylarında artış gözlenmiş ve toplumsal norm ve değerler gücünü yitirmiştir. Bu sorunları çözmek için devlet temel hak ve özgürlükleri kısıtlamış, katı ve disipline edici yasalar yürürlüğe koymuştur. Bu durumda ülkenin, bu ülkenin hangi toplumsal süreci yaşadığı söylenebilir. Şimdi ne demiştik? Gelir dağılımında adaletsizlik, tabakalaşmada farklılaşma, tabakalar arası farklılaşma, işsizlikte yükselme, suç ve şiddet olaylarında artma, norm ve değerlerin gücünü yitirmesi yani kültürel bir erozyon demokratikleşmenin giderek yok olması işte bütün bunlar toplumsal çözülme sürecini yaşadıklarını gösterir arkadaşlar. Bu yüzden de yanıtımız A olmalıdır.